Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Günlerdir aklımızın almadığı, yüreğimizin kaldırmadığı 6 yaşındaki bir çocuğa yıllarca taciz, tecavüz edilmesi olayını lanetliyorum. Türkiye'de on binlerce yurttaşımız tweet attı diye hapse girerken, siyasi davalarda yüzlerce masum insan hapislerde çürütülürken, bu iğrenç olayın faillerinin hala serbestçe dolaşabiliyor olmasını lanetliyorum. Siz sustunuz ama biz asla susmayacağız. Dışişleri bütçemize gelince, genel başkanı olsun, bakanı, sözcüsü olsun, AK Parti iktidarı hep ilkeli, insani dış politika yapmaktan bahsediyor. Ama gerçek öyle değil. AKP lügatında her ilkesiz, onursuz dönüşün, yani onların söylemiyle normalleşmenin bir tarifesi var. Bu ülkede gazeteci parçalayıp yok edenlerle kucaklaşmak 5 milyar dolar. Türkiye'de darbe planladığını iddia ettiğiniz, elinde 251 şehidimizin kanını taşıdığını söylediklerinizle pasta kesmek 5 milyar dolar. Uygur Türkleri zulüm görürken Çin ile can ciğer kuzu sarması olmak 6 milyar dolar. Rumlarla bir değil iki petrol anlaşması yapan Katar'la kucaklaşmak 10 milyar dolar. Darbeci Sisi ile zalim Sisi ile el sıkışmak şimdilik para yok. Sadece saraya gönderilen mango suları var. Neden? Çünkü sizin maceradan, ihvancılıktan vazgeçtiğinize henüz güvenmiyorlar. Sırada Esad ile el sıkışmak da var. Ama tüm dünyadan izole olmasına rağmen Esad bile size güvenmiyor. Sayın milletvekilleri, komşularımızla ilişkilerin düzeltilmesi için genel başkanımız 10 yıldır sizi uyarıyor. Suriye'yle taraf tutmayın, Mısır ile barışın diyoruz. O haklı uyarılarımız bile biz gidersek bu muhalefet Türkiye'nin çıkarlarını koruyamaz masallarınızın sökmeyeceğini daha 10 yıl öncesinden göstermekte. Değerli milletvekilleri, bu ilişkiler normalleşiyor da nasıl normalleşiyor? Çıkarlarımızı koruyarak mı düzeltiyorsunuz yoksa diz çökerek mi? Bir hesabını verin bunların millete. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri darbenin finansörü dediniz. 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper eden 251 şehit adına, yüzlerce gazimiz adına sormak hakkımız değil mi? Nasıl normalleştiniz? Özür mü dilediler, aman mı dediler? İstanbul'un ortasında gazeteci kesenlerle kucaklaşıyorsunuz. Özür mü dilediler? Hayır. O zaman hangi yüzle neyin normalleşmesi? Hele de değerli milletvekilleri, tüm bu vicdansız, ahlaksız U dönüşleri, saraydaki tek adam ve damat beyin şahsi ihtiyaçları uğruna tam takır bıraktıkları Merkez Bankamıza 3-5 milyar dolar girsin diye yapılıyor ya, işte bunu belki siz içinize sindirebilirsiniz ama bu millet içine sindiremiyor. Sayın Bakan, diyorsunuz ki yatırımcılar için güvenli bir liman olduk. Sizin yatırımcı dediğiniz Putin'in gizli ortakları ise o başka. Evet, o oligarklar, o kara paracılar, uyuşturucu baronları, evet, iktidarınızı güvenli liman olarak görüyor ki yatlarını bu ülkeye demirliyorlar. İktidarınızda onlara tam 7 ayrı af yasası çıkaran sizlersiniz. Evet, doğru, onlar için ülkemiz maalesef güvenli bir liman. Sayın Bakan, Ukrayna krizinde oynadığınız rol dış politikada yaşattığınız fiyaskoyu unutturamaz. Evet, savaş ortamında ateşkes için, tahıl krizi için girişimler önemlidir, değerlidir. Peki soruyorum sizlere, o beğenmediğiniz Mustafa Kemaller, İsmet İnönüler olmasa, burun kıvırdığınız, bir gecede değiştiririz dediğiniz Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni, Lozan Anlaşması'nı hayata geçirmemiş olsalar, kiminle, hangi müzakere yürütecektiniz? Soruyorum sizlere. Ayrıca bir sorun var. Bakıyoruz, Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonu ancak Rusya'nın izin verdiği ölçüde etkili olabiliyor. İlişkilerin tüm boyutlarında inisiyatif hep Rusya'nın elinde. Öyle olmasa, yani Türkiye Putin'e gerçekten sözünü geçirebiliyor olsa, her şeyden önce sizin İdlib'deki 34 şehidimizin hesabını sormanız gerekmez miydi? Sorulmadı, sorulamadı. Bakın, belgesi burada. İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma tutanağı, tarih 28 Şubat 2020. İdlib'de 34 askerimiz tam 5 saat süren bir hava saldırısı sonrası şehit düşmüş. Bir gün sonra ne diyor Büyükelçimiz?
Konvoyun yeri hakkında Rus makamlarına bilgi verildi. Hava saldırıları ilk saldırıdan sonra yaptığımız uyarılara rağmen devam etti diyor. Başka ne diyor? Yaralı askerleri almak için gönderilen ambulanslar bile hedef alındı. Bu Türkiye'ye karşı kasıtlı bir saldırganlık eylemiydi diyor. Peki kim saldırmış? Radar izleri diyor. Radar izleri burada yazıyor. Bu saldırı sırasında rejim ve Rus uçaklarının görev kolu düzeninde birlikte uçtuklarını göstermektedir diyor. Yani bu saldırı Rus ve Suriye savaş uçaklarınca birlikte yapılmış. Biz bu 34 şehidin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ama bize asrın lideri masalı anlatanlara da buradan soruyorum. Putin'le bilmem kaç kez görüştüm. Telefonla görüştüğünüzde ne oldu? Yüz yüze görüştüğünüzde ne oldu? Bu lanet saldırı için devletin arşivine koyacak yazılı ya da sözlü bir özür alabildiniz mi? Şehitlerimiz için tazminat isteyebildiniz mi? Sayın Bakan, çıkın açıklayın. Açıklayamazsınız. Sizin döneminizde değerler diplomasisini çöpe attınız. Hem Türkiye'de adalet kavramını kökünden zedeliyorsunuz, hem de Türkiye'nin dünyadaki itibarını yok ediyorsunuz. Kendini ekonomik ve demokratik açıdan güvende hissetmeyen özellikle gençlerimiz bir umut kapısı olarak Avrupa'yı, Amerika'yı görüyor. Türk vatandaşlarına bugün yabancı büyükelçiliklerin kapısında ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyorsa bu ayıbın tek sorumlusu tabii ki sizsiniz. Basiretsiz dış politikanızdan cesaret alan Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum kesimine 50 yıl sonra silah transferine başladı. Erdoğan diyor ki adalar işgal edildi. Peki o adalar işgal edilirken siz neden engellemediniz? NATO harekatında Yunanistan Türk jetlerine kilitlendi. NATO'dan bir kınama çıkarabildiniz mi? Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Ege'deki egemenlik haklarını elinden almaya kimsenin gücü yetmez. Bunun en somut örneği önceki Buyurunuz efendim. Bunun en somut örneği önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın Dışişleri Bakanı olduğu Kardak krizidir. Kardak kayalıklarına o gece çıkılsın diyenlerin başında Sayın Baykal da gelmektedir. Herkes müsterih olsun. Türkiye'nin Ege'deki, Kıbrıs'taki hakkı, hukuku siz iktidardan gittikten sonra daha iyi korunacaktır. KKTC Türk Devletler Toplumu'na gözlemci alındı. Tebrik ederiz. Peki alındı da ne oldu? İslam İşbirliği Örgütü'ne de aldırmıştınız. Tanıtabiliyor musunuz? Mesela soruyorum. Bu yaz Konya'da İslam oyunları vardı. 1980'de darbeci Evren döneminde Kıbrıs Türk'ü ilk kez katılmıştı. Konya'da KKTC bayrağını, KKTC sporcusunu yarıştırabildiniz mi? Neden denemediniz? Çünkü korktunuz. Ömrünü Kıbrıs davasına adayan KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ı hayattayken sevmezdiniz. Şimdi bakıyoruz onun yolunda KKTC'yi tanıtacağız diyorsunuz. Hadi sağlığında saygı göstermediniz. Bu efsane liderin anıt mezarını 10 yıldır neden yapmadınız?